İstakoz elli katili duydunuz mu? Sıra dışı bir hayat hikayesi. Grady Stiles. Dünyada çok çeşitli hastalık ve rahatsızlıklar var. Hatta biz bunların çoğunu ne duyduk ne de gördük. İşte şimdi size Grady Stiles, yani namı değer ıstakoz çocuktan bahsedeceğim. İlk öncelikle ıstakoz kıskacı denilen hastalıktan bahsetmek istiyorum. Istakoz kıskacı tanısıyla bilinen, yani parmak kaslarındaki atrofi sonunda elin pençe haline gelmesi durumu. 18 bin kişiden birinde görünen ender hastalık henüz anne rahmindeyken yaşanan bir genetik bozukluktan kaynaklanmakta. Genetik olan bu hastalık ellerde ve daha nadir olarak ayaklarda, ortadaki üçüncü parmağın olmaması ya da baş ve serçe parmağın kaynamış şekilde doğmasıyla ifade eder. Bu anomaliye sahip kişilerin elleri ıstakoz kıskacını andırmaktadır. Ancak bu rahatsızlık Stiles ailesi için engel olmaktan çıkmış ve bunu bir avantaja dönüştürmüşlerdir. Aile 1800'lü yılların sonlarında genişlemeye başlamış, bu hastalığa sahip olan çocuklarının sayısı artmış ve böylece ıstakoz ailesi adını verecekleri sirki kurmuşlardır. O dönemlerde oldukça meşhur olan bu sirkler 20. yüzyılın son çeyreğine kadar varlığını sürdürdü. Ailenin oğullarından biri olan Grady Stiles'ın hikayesi ailenin yaşadığı ender rahatsızlıklardan daha meşhur olmuştur. İstakoz çocuk ismiyle anılan Grady, tam anlamıyla Grady Franklin Stiles Jr. 26 Haziran 1937 yılında Pittsburgh'da dünyaya gelmiştir. Onu özel kılan ayrıntı ise Grady'nin bu anomalinin hem ellerinde hem de ayaklarında olmasıydı. Hayatının çoğu zamanını tekerlekli sandalyede geçirmesine rağmen Grady çok güçlü bir yapıya sahipti ve kendini vücut olarak oldukça geliştirmişti. Grady, karnaval personeli Maria Teresa'ya aşık oldu. Bu aşk karşılıksız değildi. Çift bir süre sonra evlendiler ve iki çocukları oldu. Grady, aynı genetik bozuklukta doğan çocuklarını da sirk işlerine dahil etti. İlerleyen zamanda alkol problemleri yaşamaya başlayan Grady, eşine ve çocuklarına kötü davranmaya, hatta onları dövmeye başlamıştır. Eşini kıskaçlarıyla boğmaya çalışan Grady, neredeyse Maria'yı öldürüyordu. 1988 yılında çiftin çocuklarından Donna, babasına evlenmek istediğini söyledi. Grady bu evliliğe müsaade etmeyince Donna babasını dinlemedi ve evden kaçarak sevdiği adama gitti. Grady düğün gününden bir gün önce av tüfeğini alarak Donna'nın sevdiği genci vurarak öldürdü. Bu cinayetten sonra mahkemeye çıkan Grady rahatsızlıklarından dolayı mahkum edilmedi ve 15 yıl boyunca gözetim altında tutulma şartıyla serbest bırakıldı. Bu olaydan sonra içkiyi bırakan Grady tekrar normal bir hayat sürmeye başladı. Ancak bu düzenli hayatı uzun sürmedi. Tekrar alkole başlayan Grady yine çevresine zarar vermeye, eşini ve çocuklarını dövmeye başladı. Buna daha fazla dayanamayan Maria Grady'yi öldürme planları yaptı. Komşuları Chris'e 1500 dolar teklif eden Maria Grady'yi öldürmesini istedi. Chris tarafından yakın mesafeden silahla vurulan Grady 29 Kasım 1992 yılında hayatını kaybetti. Bu cinayetten sonra Chris 27 yıl, eşi Maria cinayeti planladığı için 43 yıl hapse çarptırıldı. Bugün hala bu anomaliye sahip insanlar yaşamaktadır. Amerikan Korku Hikayesi dizisinin 4. sezonu Freak Show'da Grady Stiles'a yer verilmiştir. Bu karakteri Evan Peters canlandırmıştır. Grady'nin daha önceden eşini ve çocuklarını tehdit ettiği söyleniyor. Daha önceden birini öldürdüm. Eğer beni sinir ederseniz sizi de öldürürüm. Ne de olsa cezaevine girmiyorum demişliği bile vardır.
Grady sevilmiyor olacak ki cenazesine kimse gelmedi. Mahkeme tarafından yetkilendirilmiş 10 kişi cenazesini taşıdı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Görmek istediğiniz konuları yorumlara yazarsanız ve beni sosyal medya hesaplarından takip ederseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.